Pekala, oyuncak ayınızı çoktan unutup yerine bir akıllı telefon aldıysanız en azından yastığınızın altına koymayın. Özellikle de telefonunuz şarj oluyorsa. Yangın çıkabilir. Isı yastığınızın altına hapsolur. Telefonunuz gittikçe ısınır ve çok fazla ısındığında neler olacağını bilirsiniz. Başınız alev alabilir. Ayrıca tabletler, telefonlar ve diğer elektronik aletler elektromanyetik dalgalar ve mikrodalga salarlar. Kafatasınızın kalınlığı bu dalgaların beyninize ulaşmasını engeller ancak yine de risk vardır. Özellikle de mikrodalga konusunda endişeleriniz varsa ve hatta telefonunuzla konuşmaktan korkuyorsanız mikrofonlu kulaklık kullanın. Hoparlörü açmak, görüntülü sohbet etmek ve mesajlaşmak da iletişim kurmanın harika yollarıdır. Telefon kılıfı kullanmak da iyi bir seçenektir. En azından vücudunuz ve elektromanyetik emisyonlar arasında bir tür bariyer oluşur. Ayrıca kulaklık selfie çekmek için gayet kullanışlıdır. Sadece ses düğmesiyle değil, kulaklığınızdaki ses düğmesine basarak da fotoğraf çekebilirsiniz. Bu özellik hem iPhone hem de Android telefonlarda çalışır. Genellikle orijinal kulaklıklarda işe yaradığını unutmayın. Telefonunuzu şarj etmememiz gereken bir diğer yer de arabadır. Özellikle de kiralık arabalara dikkat edin. Buradaki USB bağlantı noktası herkesin kullanımına açıktır. Dolayısıyla siber güvenliğinizi düşünmeniz gerekir. Telefonunuzu daha güvenli bir şekilde şarj etmek için kendi powerbankınızı kullanabilir ya da güvenli bir priz bulana kadar bekleyebilirsiniz. Telefonu arabada şarj etmek sadece bataryanız için zararlı değildir. Aynı zamanda araba sürerken telefonunuzu kontrol etmek ve USB kablosuyla mücadele etmek de hiç iyi bir fikir değildir. Telefonunuzu kafelerde şarj etmeyin. USB bağlantı noktaları yeterince güçlü değildir. Bu yüzden bu telefonunuz için iki açıdan kötüdür. Fakat USB bağlantısı noktası yerine telefonunuzu prize takarsanız fişi arızalı olmadığı sürece oldukça güvenlidir. Fakat sizi asıl endişelendiren şey merak ettiğiniz fakat açıp okumak istemediğiniz mesajlarsa şu Tio'yu deneyin. Hem WhatsApp'ta hem de Telegram'da işe yarar. Uygulamayı açın ve okumak istediğiniz sohbete gidin. Sonra dokunup basılı tutun. Küçücük bir pencere açılacak. Mesajı buradan okuyabileceksiniz ancak gönderen kişi okuduğunuzu görmeyecek. Fakat bu sadece iPhone'larda çalışıyor. Eğer telefonunuzun ekranını yanlışlıkla kırdıysanız en kısa sürede yenisiyle değiştirin. Dokunmatik ekran hala çalıştığı için sorun yokmuş gibi görünebilir ancak çatlaklara yağ ve toz dolar. Bu da telefonunuzun iç kısımlarına zarar verebilir. Acele edin. Yüzümüzdeki cilt hassastır ve telefonunuz klozet kapağından neredeyse 7 kat daha kirlidir. Yanağınızı bir klozet kapağına sürdüğünüzü düşünsenize. O sizin yanağınız, benim değil. Evet, bu nedenle telefonu yüzünüze değdirmemeye çalışın ve ekranı sürekli temiz tutun. Telefonunuzun en büyük düşmanı muhtemelen nemdir. Duş alırken telefonunuzu banyo tezgahının üzerine koymayın. Telefonunuzun içinde nem birikir. Ayrıca telefonunuza girmeye hazır bir mikrofonlusu vardır. Sifonu çektiğinizde 1 metre çevreye bakteri yayılır. Ancak tuvalette otururken ana sayfada gezmekten hoşlanıyorsanız sadece ellerinizi değil, telefonunuzu da dezenfekte etmeniz gerektiğini unutmayın. iPhone'unuzda telefonun suyla temas halinde olup olmadığını gösteren bir imge bulunur. SIM kart yuvasını açın. Seri numarasının altında su hasarı göstergesi etiketini göreceksiniz. Küçük bir çizgidir. Eğer beyazsa telefonunuz suyla hiç temas etmemiş demektir. Kırmızı ise bu, telefonunuz H2O'dan zarar görmüş anlamına gelir. Mavi ışık, parlaklık ve yazı boyutu bazen baş ağrısına neden olabilir. Ayarlara gidin ve mavi ışık filtresini açın. iPhone'larda Night Shift, Android'lerde ise mavi ışık filtresi ya da göz konforu olarak adlandırılır. Arabadayken telefonunuzu torpido gözüne koymayın. Buranın sıcaklığı mevsime bağlıdır. Bu nedenle soğuk ve sıcağa dikkat edin. Bataryanızı mahvedip telefonunuzun ömrünü kısaltabilirler. Telefonunuzu deniz kenarında kullanırken dikkatli olun. Plaj havlunuzun üzerinde güneşin altına bırakmayın. Güneş kremine ihtiyacı yoktur ve güneş yanığı olması imkansızdır ancak kavurucu güneş ışınları yüzünden fazlasıyla zarar görebilir. Lityum piller aynı insanlar gibidir. İdeal çalışma sıcaklıkları 15 ila 35 derece arasındadır. Odanın sıcaklığı 35 derecenin üzerinde ise akıllı telefonunuzu şarj etmeyin çünkü bataryası zarar görebilir. Ayrıca telefon kılıfının içinde şarj etmemeye çalışın. Cep telefonlarının sıcaklığına hoşlanmadıklarını biliyoruz. Isı içeride hapsolur ve bu bataryasını mahvedebilir. Telefonunuzu asla bir dondurucuda soğutmaya çalışmayın. Lityum piller soğuk da sevmez. Priziniz yere çok yakınsa ve titizseniz şampuan kullanın. İhtiyacınız olan tek şey boş bir şampuan şişesidir.
Kapağını kesin ve şarj kablosunu geçirmek için arkasına bir delik açın. Telefonunuzu şişenin içine koyun, kabloyu takın ve telefon tutucunuzu şarj cihazına asın. Sahte şarj cihazları iyi bir seçenek değildir. Bunlar sadece bataryanıza zarar vermekle kalmaz. Aynı zamanda bunları kullanırken telefonunuzun patlama riski de vardır. Telefonunuz şarj olurken onu kullanmayın. Ayrıca USB şarjından kaçının. Herkesin bildiği gibi telefonunuz bu şekilde çok yavaş şarj olur. Arka plandaki uygulamalar gerçekten çalışmadığı sürece çoklu görevler şarjınızı bitirmez. Konumunuzu izleyen uygulamalar ya da müzik çalar şarjınızı harcar. Herhangi bir nedenle uygulamaları bekleme modundayken kapatmak istemiyorsanız olduğu gibi bırakmanızda bir sakınca yoktur. Telefonunuzun kusurlu çalışmasının nedeni sadece batarya sorunları olmayabilir. Gereksiz veriler telefonunuzu yavaşlatır. Bu yüzden haftada bir kez telefonunuzu yeniden başlatın. Çok fazla fotoğraf ve belge de telefonunuzu yavaşlatır. Bütün önemli bilgilerinizi bulutta depolarsanız bütün cihazlardan erişebilirsiniz. Telefonunuzu şarj etmek için şarjının %0'a inmesini beklemenize gerek yok. Bu eski bir efsanedir ve çoğu modern bataryada işe yaramaz. En iyisi şarjın belli bir seviyeye düşmesini beklemektir. Mesela şarjınızı %40 ile %80 arasında tutabilirsiniz. Bu çok karmaşık fakat batarya kullanımınızı dengeleyecektir. Telefonunuzu bir süre kullanmayacaksanız %50'ye gelene kadar şarj edin ve sonra kapatın. %50'nin lityum iyon piller için en sağlıklı yüzde olduğu söyleniyor. Birkaç ayda bir telefonunuzu açıp şarj etmeyi unutmayın. Telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda ekranı kilitlememek şarjınızın hızlı bitmesine neden olabilir. Telefon ekranlarının varsayılan kilitlenme süresi yaklaşık 2 dakikadır ve bu bazen biraz fazla gelebilir. Uyku modunu 1 dakikaya ve hatta 30 saniyeye ayarlamak şarjınızın daha uzun süre dayanmasını sağlayabilir. Koyu bir tema ayarlamak da şarjınızın uzun süre dayanmasını sağlar. Telefonunuzu koyabileceğiniz en kötü yerlerden biri cebinizdir. Özellikle de pantolonun arka cebi en kötüsüdür. Telefonunuzu kaybedebilir ya da yanlışlıkla üzerine oturup ekranı kırabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzda sağlığınıza zarar verebilecek pek çok sinyal vardır. Bunlara mobil veri, Bluetooth, Wi-Fi ve NFC de dahildir. Bu arada kişisel verilerinizin sızmasını istemiyorsanız kamusal alanlardaki Wi-Fi'yi kullanmayın. Telefonunuzu illa cebinize koymak istiyorsanız en azından uçak modunu açın. Radyasyondan koruyucu telefon kılıfları da kullanışlı olabilir. Telefonunuza bunu taktığınızda onu cebinize koyduğunuza kıyasla radyasyonu neredeyse 7 kat azaltmış olursunuz. iPhone'unuzun işletme belleğini ara sıra yenilemeyi unutmayın. Bu cihazınızın daha iyi ve daha hızlı çalışmasını sağlayabilir. Bunu yapmak için ayarlar, genel, erişilebilirlik, assistive touch kısmına gelin ve açın. Önce artı, sonra eksi ve ardından açma kapama tuşuna basın. Kapatma çubuğunu göreceksiniz. Assistive Touch'a basın ve Home tuşuna basılı tutun. İşletme belleği yenilendi. Bunu yaptıktan sonra şifre gir bildirimini görürseniz her şeyi doğru yaptınız demektir. Android'inizdeki işletme belleğini yenilemek içinse görev yöneticisine gidin ve RAM sekmesindeki belleği temizle seçeneğini seçin.